Herkese tekrardan merhabalar. Ben Neşe Dinçer. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok değişik bir yemek yapacağım. Umarım beğenirsiniz. İşte burada görmüş olduğunuz tatlış mı tatlış bal kabağına güveç yapacağım. Şunu da söylemek istiyorum. Benim damak tadıma uymayan hiçbir şey sizlerle paylaşılmayacak. Benim prensibim ne diyeyim, artık ne diyeyim. Bence en doğrusu olan da bu. Güzel olmayan bir şeyi kendi seyircilerimle, izleyicilerimle paylaşmayacağım. Ve hemen malzemelere geçelim isterseniz. 1 adet bal kabağı, 500 gram kuzu kuşbaşı, 20 adet taze fasulye, 30 adet mantar, 30 adet arpacık soğan, 6 diş sarımsak, 2 çorba kaşığı tereyağı, 1 adet kereviz sapı, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı kekik ve biberiye, 3 adet kapya biber, 6 adet sivri biber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çorba kaşığı tuz, 6 adet domates, 1 adet soğanın suyu, 1 su bardağı süt, 2 adet sarımsak, yarım çay bardağı zeytinyağı. Soğanımızı rendeliyoruz. Soğanı rendeledikten sonra suyunu süzüyoruz. Soğanımızı süzdükten sonra 2 adet sarımsağımızı hiç parçalamadan içine atıyorum. Ardından 1 su bardağı sütümüzü de ekliyorum. Yarım çay bardağı zeytinyağımızı da ekliyoruz. Ardından 500 gram etimizi içine koyuyoruz. Etimiz kuzu eti bu arada. Bu marine işlemini yapmamın sebebi etimin daha yumuşak olmasını sağlayacak. Lokum kıvamını alacak. Bu şekilde bir gece bekletilecek. Bir gece yapmış olduğumuz sosun içerisinde bekleyen etimizi önceden süzüyoruz. Soğan kabağının içerisinde bulunan çekirdeklerimizi de çıkarıyoruz. Bal kabağının şu kısımlarını bıçak yardımıyla kesebilirseniz içten kesip buzdolabınıza kaldırabilirsiniz. Tavamızı kızdırdık. Bir çorba kaşığı tereyağı koyup hemen ardından etimizi koyacağım. Etimizi mühürledikten sonra baharatlarını ekleyeceğim. Ve bütün malzemelerle beraber bal kabağına koyup 3 ila 2 saat arasında 200 derecede fırında pişecek. Süzülmekte olan etlerimizi mühürlemek için tavama alıyorum. Etimiz pişti. Suyunu çekti. Hemen ardından bir tatlı kaşığı biber salçası ekleyip, bir tatlı kaşığı pul biber, tatlı pul biber bu arada, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, bir adet kerevizin sapı, kekik ve biberiye, aynı şekilde birer tatlı kaşığı. Etimize baharatı ve salçamızı ekledikten sonra altını kapattık. Hemen sonrasında bal kabağın içerisine etimi önceden alıyorum.
Etimi önceden pişirmemin sebebi bütün malzemelerin bir arada pişmesini sağlamak. Hemen sonrasında diğer malzemelerini ekleyeceğim. Öncelikle arpacık soğanları ekleyeceğim. Ve sarımsak. Hemen ardından taze fasulyemizi ekliyoruz. Papya biberlerimiz. Sivri yeşil biber. Mantarımız. Kabağımız doldu. Bu arada en son domatesi ekleyeceğim. Tereyağımız ve tuzumuz. Malzemelerimizi koyduktan sonra ağzını kapatıyorum. Ve yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime koyuyorum. Bal kabağımızın ağzını kapattık. Daha önceden 200 dereceye getirip 20 dakika ısıtmış olduğum fırınıma vereceğim. Ve bal kabaklı güvecim hazır. Yaklaşık 3 saat boyunca fırında pişirdim. Siz de kendi misafirlerinizi şımartmak istiyorsanız bal kabaklı güvecimi denemeyi unutmayın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.